Mutlu günler bugün TV izleyicileri. Transfer gündemi programına hoş geldiniz. Bu sezonun hızlı takımı transferde Fenerbahçe şu anda Portekizli yıldız Nani ile imza törenini düzenliyor. Onu izleyelim, ardından birlikte olalım. I hope to be successful and give back all the emotion the fans showing this evening to me, all the happiness. Show this evening. Of course, I want to give back inside the pitch, trying to do my best and show good quality of my football. And I can promise I will work very hard. I will give my heart. I will give everything I can. So that's what I can promise for the moment. And then I hope we win. Trophies as well. Ben burada olduğum süre boyunca bu takımla her şeyimi vereceğim. Her oynayacağımız kupada, her oynayacağımız karşılaşmada başarılı olmayı umuyorum ve her an, her dakika bu takıma her şeyimi vermeye çalışacağım. Bana gösterilen bu ilgiye, bana gösterilen bu güzel duygulara, insanların şu anda yaşamakta olduğu mutluluğa sahada karşılık vermek istiyorum. Onları daha da fazla mutlu ederek karşılık vermek istiyorum. Her zaman elimden gelenin en iyisini vermeye çalışacağım bu takım için. Kaliteli bir futbol ortaya koymaya gayret göstereceğim. Ve şu anda beni takip eden insanlara şunun sözünü verebilirim. Ben bu kulüp için her zaman çok çalışacağım. Ben bu kulübe kalbimi vereceğim. Ben bu kulübe her şeyimi vereceğim. Şu anda herkese bunun sözünü verebiliyorum. Erbatur Ergenekon, NTV Spor. Öncelikle hayırlı olsun ve hoş geldin diyorum Nani'ye, Türkiye'ye. Türkiye'de daha önce Quaresma gibi, Almeida gibi, Simao gibi, Fernandes gibi birçok Portekizli futbolcu oynadı. Şu anda Bruno Alves'te Meireles yine takım arkadaşı. Onlarla konuştu mu? İşte Quaresma'yla önceden burada oynayan Portekizlilerle konuştu mu? Kendilerinden ne bilgi aldı konuştuysa? Ve neler başarmak istiyor Fenerbahçe ile, özellikle kendisi takımın liderlerinden biri olacak Avrupa kulvarında neler başarmak istiyor? Hoca ile bu konuyu konuştu mu? Teşekkür ediyorum. So, first of all, welcome to Turkey. As you know, too many Portuguese players played in Turkey before, like Quaresma, like Simao, like Almeida, and some Portuguese players are playing at the moment as well, like Bruno Alves and Raul Meireles. So, what would you like to say about Portuguese players who played in Turkey, and what you like to say about the success that you want to have in Europe, especially? What are your objectives in Fenerbahce? What would you like to manage to do in Fenerbahce? Thank you. First of all, I always put in my mind, so first the club in first position. So the objective the club will have this season will be my first focus. So I'm thinking to help the club to win titles. So, and after, of course, when the club and the team play well, you want to be in one of the best players at the team. So I will put this in the second position. So at the moment, that will be my priority, to help the team win the trophies. Teşekkür ediyorum öncelikle. Benim için önce kulübün hedefleri gelir. Ben kulübün hedeflerini bir numaralı sıraya koyuyorum. Benim hedefim kulübün hedefidir. Kulübün hedefleri neyse ben de ona odaklanmak istiyorum burada. Bu sezon ilk hedefim takıma kazanacağı kupalarda yardımcı olmak. Ben tamamen buna konsantre olacağım. Tek odak noktam bu olacak. Tabii ki takım iyiyse siz de takımın en iyi oyuncularından biri olmak istersiniz her zaman. Ama bu benim için ikinci planda. Ben şu anda takıma kazanacağı kupalarda yardımcı olmak istiyorum. Yeah, I spoke with some colleagues who played the national team with me, Bruno Alves, Raul Meireles. They recommended me to come here. They were talking very well about this country, very well about the team. So that's helped a lot my decision as well. The manager wanted a lot me to come as well, so that helps a lot. I'm happy to have a couple of friends. A couple of teammates from my country will help me a little bit my adaptation
in this country and in the football. So now I just need to start. Evet, konuştum daha önce burada oynamış arkadaşlarımla ve şu anda burada oynamakta olan arkadaşlarımla. Özellikle Raul Meireles ve Bruno Alves'le konuşma fırsatı buldum. Ve buraya kesinlikle gelmemi tavsiye ettiler bana. Bu ülkeyle ilgili, bu takımla ilgili çok olumlu görüşler belirttiler. Ve alacağım karar almaya çalıştığım karar sürecinde bana fazlasıyla yardımcı oldu onların bu görüşleri. Aynı zamanda tabii ki hocamızın da kararı almamda büyük yardımları oldu. Onun da etkisiyle buraya geldim. Bu ülkede arkadaşlarım olması, bu ülkede aynı ülkeden gelen insanlarla, oyuncularla beraber oynayacak olmak bana gerçekten çok fazlasıyla yardımcı olacaktır. Hem ülkeye adapte olmamda hem bu ülkedeki futbola adapte olmamda. Şu an artık başlamak istiyorum. Ayşenur Afyon Fanatik Gazetesi 2012-2013 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid Manchester United maçında Arbeloa ile arasında yaşadığı olaydan sonra Cüneyt Çakır'dan kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı. Fenerbahçeli yıldız futbolcunun Nani'nin imza töreni sonrası yaptığı basın toplantısından bir kısım bölümü sizlere aktardık. Hala devam ediyor canlı yayın. Ama bizim de süremiz kısıttı. Gökmen hoş geldin. Biz merhaba, hemen iyi akşamlar. Fenerbahçe ile başlayalım. Nani'nin imza töreni. Beklenen bir yıldızdı. Fenerbahçe adına hafta sonu İstanbul'a geldi. Büyük bir coşkulu karşılama oldu. Ve Fenerbahçe'de Robin van Persie gelecek mi arkasından? Hemen Nani'nin arkasına bunu soralım. Geçen cuma haftayı kapatırken ben dedim ki Nani ve van Persie ile ilgili hiçbir problem yok dedim. Hı hı. Açık açık anlatayım hani. Nani geldi zaten burada imzayı attı. Evet. Van Persie'nin de imzalı sözleşmesi Fenerbahçe Kulübü'nde. Burada tek sıkıntı Van Persie'nin Manchester United'la nasıl ayrılacağı yönünde. Kendisi o işleri hallediyor. Tahmin ediyorum en geç 1-2 gün içinde Van Persie transferi de açıklanır. O da Fenerbahçe'nin kadro, yani bu sene kurduğu rüya kadroya katılır. Son dakika geçmesi. Çok önemli bir transfer. Yani baktığınız zaman hem Nani üstüne Van Persie... Fenerbahçe'yi ve Türk futbolunu Avrupa'da manşetlere çıkartabilecek transferler. Emeği geçenlere tebrik etmek lazım. Nani'nin bugün aşağı yukarı kulüple olan maliyeti açıklandı. Ben kendi maliyetiyle ilgili bilgi vereyim. 6 milyon euro Manchester United ödenecek. 3 sene boyunca da işte aşağı yukarı 30 maç oynarsa Nani eline 5,5 milyon euro net senelik para geçecek. Bunun içinde işte hem garanti ücreti, imza parası artı maç başarıları dahil. Aşağı yukarı zaten Nani Manchester United'da da bu parayı kazanıyordu. Çok önemli bir transfer. Van Persie de arkasından gelecek bugün yarın. Ondan da açıklama bekliyoruz. Peki bir son dakika geçmesini haber verelim istersen. Fenerbahçe'nin diğer bir forveti geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'de forma giyen Emenike El Ain takımıyla 3,5 milyon euro karşılığında bir yıl kiralandı. Evet, bir sene kiralık oraya gidiyor. Bugün Topuk Yaylası'ndan ayrıldı. Hı hı. İstanbul'a geldi. Şu anda transferi yapan menajer Ahmet Bulut'la buluştu. Hı hı. Bu gece veya yarın da Dubai'ye uçması bekleniyor Emenike'nin. O da Fenerbahçe açısından psikolojik olarak önemli. Çünkü hani gerçekten bir gerilim vardı Fenerbahçe taraftarıyla, Fenerbahçe kulübü ile Emenike arasında. Hı. En azından bu sene bu yaşanmayacak. Şimdi İsmail Kartal uzaktan bakıyordur. Ya neler oluyor orada acaba falan diye. Ama bence Fenerbahçe doğru operasyonlar yapmaya devam ediyor. 6 futbolcuyla daha önce yollar ayrılmıştı. Bu da 7.'si oldu diyebiliriz. 5, Emre 6. Evet. Bu da 7.'si oldu. Emenike bu yıl Fenerbahçe forması giymeyecek. Peki Galatasaray'a dönelim istersen. Galatasaray kamp çalışmalarının ikinci bölümü için yurt dışına çıktı ve ikinci bölüm orada başladı. Avusturya'da çalışıyor şu anda Galatasaray. Bugün Hamza Hoca'nın açıklamaları vardı. Hafta sonu Podolski Galatasaray'a imza attı. Zaten olmadığını, hiç problemin olmadığını cuma günü son yayınımızda sen söylemiştin. Cuma gecesi Galatasaray anlaştığını, Alman yıldızla anlaştığını taraftarlarına duyurdu. İstiyorsanız peki hızlıca ben gideyim. Şu Podolski konusunu bir açayım. Tamam. Bu ilginç çünkü şimdi Podolski ile ilgili ben programda demiştim ki Galatasaray'ın birinci önceliği değil demiştim. Evet. Birinci öncelik Galatasaray'da Huntelaar'dı. Pato geliyordu. Onların maliyetlerinin gerçekten Galatasaray'ın beklediğinin çok üstünde çıkması. Huntelaar'ın 3.7 milyon euro kazanıyor Schalke'de. Galatasaray'dan 4,5 milyon euro talep etmesi, Schalke'nin 7 milyon euro istemesi. Dönüyorsunuz. Bunlar gerçekten Galatasaray için bu sezon hesaplamadıkları maliyetler. Böyle bir transfere girmek istemiyorlar.
Peki, Paton'un transferinin, Paton'un da maliyeti çok yüksek çıktı. Ben demiştim ki Galatasaray Podolski'ye teklif yaptığı anda bu transferi gerçekleştirebilecek konuma demiştim. Gerçekten de öyle oldu yani. Podolski transferinin çok uzun bir geçmişi yok Galatasaray'da. Son bir haftada hızlanan ve biten bir transfer. Hunteler transferinde hiç Galatasaray'ın şansı yok mu? Yani bu transferi zorlamıyor mu, öyle soralım. Olma ihtimali. Bence Galatasaray şu anda transferi zorlamıyor. Zorlamıyor. Zorlamıyor, zorlamayacak da. Çünkü hani elinizde sizin aşağı yukarı her sezon ortalama 20-22 gol atan bir santraforunuz var. Burak Yılmaz. Ve ona yaklaşık maç başınalarla beraber 3 milyon 700 bin euro para ödüyorsunuz. Onun üstüne çıkmayacaklar. Bu gayet net. Bugün sağ bek konusunda da hem Cüneyt Tanman hem Hamza Hamzoğlu yaptı açıklamalarda. Hem bugün hem basın toplantısında. Sabri'nin kalacağını, net bir Sabri'nin tek orada tek alternatif olarak kalacağını, alınırsa daha düşük profilde bir futbolcunun alınacağını. Yani Max Pereira değil. Max Pereira değil. Biliyoruz. Bu konuda Belçika'nın Kulüp Brüj takımında oynayan Thomas Meunier'e Galatasaray'a teklif edildi. Ama tahmin ediyorum onun da bonservisi 3-4 milyon euro civarında, Galatasaray o transferi gerçekleştirmeyebilir. Ama çok kaliteli bir futbolcu. Sol bekte Lionel Carroll'la ilgili bir sıkıntı yok. Hafta sonu bir sıkıntı vardı. Peki. Teminat mektubuyla ilgili Galatasaray bugün teminat mektubunu yolladı. Bu transferde 1-2 gün içinde imza aşamasına gelir, açıklanır. Onun dışında kaleci olarak işte biliyorsunuz Hayrullah'la ilgili çalışmalar devam ediyor. Yedek kaleci olarak Galatasaray. Peki bugünkü açıklamalara baktığımızda Hamza Hamzoğlu'nun açıklamalarında Muştera'nın hani giderse 35 milyon euro teklif gelirse elbette satılır. Evet, yani 35 milyon euro kime verirseniz satılır. 35 milyon euro teklif gelirse Muştera'ya satacaklarını satarlar. Bir de uçak, özel uçak parasını Galatasaray'a karşılar. Yani bir de kırmızı kurdele var. 35 milyon euro çok büyük para. Kimi hani alırlar peki onun yerine? Şu anda bir fikrim yok. Bu konuda bir şey söyleyeyim. Bilmiyorum. Hani bir alternatifimiz var dedi ama hani onlar Avusturya'da, biz burada, o alternatif zor çıkar. Peki o zaman yine açıklamalardan bakarsak, açıklamalara senin yapacağın yorum Melo konusunda. Melo bize dönmeyeceğini söyledi diyor ama Melo 2-3 gündür sosyal medya da kullandığı sosyal medya Instagram'dan ya da işte Twitter'dan Galatasaray hesapları ile ilgili böyle bir geri dönüş. Geri dönüş kapısı aralamaya mı çalışıyor? Şimdi Melo Galatasaray'ın son 4 senede 3 şampiyonluk kazanan kadrosunun omurgasını oluşturan ekipten. Yani önemli bir futbolcu ama bence vazo kırıldı Melo konusunda. Yani karşılıklı olarak hem onun Galatasaray hem Galatasaray'ın Melo ile ilgili bir vazo kırılmış. Yani buradan nasıl tamir olur? Melo sezona nasıl başlar? Ama şunu söyleyeyim, Galatasaray bu sezona iyi başlamak istiyorsa Snyder'in sözleşmesini mutlaka uzatmalı. Bildiğim kadarıyla ayın 14'ü veya 15'ine Guido Albers'e randevu verildi. Başkanın açıklamalarında bir sorun yok gibi dedi bugün. Dursunuz ama da görüşme yapmak lazım ve bir teklif verip teklif almak lazım. Senin daha önce söylediğin, daha önce Guido Albers'te yapılan Snyder'in menajeriyle yapılan görüşmede yaklaşık bir hafta önce bir yıllık anlaşma önerildiği, yani önümüzdeki yılın sözleşme bitiminden itibaren artı bir Guido Albers'in iddiası oydu ama bence bekliyorlar. Söylüyorum işte ayın 14'ünde veya 15'inde masaya bir daha oturacaklar. Böyle bir görüşme gerçekleşecek ama bugün Başkan Dursun Özbey'in açıkladığı üzere Snyder futbol hayatını Galatasaray'da bitirecek dedi. Artık başkanın sözüne inanmak gerekiyor. Demek ki bu transferi belli bir aşamaya getirecekler. Peki bir Roma'da oynayan futbolcu ile ilgili bir şey söyleyecek misin? Var mı bununla ilgili? Ben böyle bir koyayım ortaya da Galatasaray'ı konuşuyoruz. Bakın doğrulatamadım. Hani şey söylemeyeceğim size. Hani kesin görüşlüyor kesin ya da Galatasaray talip diyemeyeceğim ama bugün ama bir isim duydum. 4-2-3-1'in sol ucunda Podolski, sağ ucunda da kendisini duydum. İki sene önce de Galatasaray'ın transfer listesindeydi. Ama tercihini Galatasaray Bruma'dan yana kullandı. Hatta Arsenal'den 7 milyon euroya transfer olmuştur Roma'ya. Gervinho ile ilgili duydum ama hani %100 bilgi midir? Değildir. Değil. Duydum, hani şu anda hani duyumcular gibi konuşuyorum. ama bakıldığı zaman değil. Yani bakıldığı zaman kadro yapılanmasına 4-2-3-1 evet oynayacaksanız mantıklı geliyor. Yani hani duydum ama çok mantıksız bir şey gibi gelmedi bana. Araştırıyorum, daha üstüne çalışıyorum. Peki Galatasaray'la ilgili Hamza Hoca'nın açıklamalarına ek olarak söyleyeceğim bir şey var mı? Bugün başkanın açıklamaları da vardı. Bilal konusunda da
konuştu. Şunu görelim. Hamza Hoca'nın yaptığı açıklamaları genelde böyle bir çarpıtıp başka yöne çekme çabası var insanlarda. Gayet net diyor ki yani biz diyor Sabri'den memnunuz. Sabri'nin hakkının bu olduğunu düşünüyoruz. Sabri'nin kalması için böyle bir teklifte bulunduk. İşte Bilal'i diyor ön libero oynatacağım diyor. Sanki herkes işte Melo ile Selçuk kesti Bilal'i oynatıyormuş gibi havaya bürünmüş. Hayır yani hani şans geldiğinde Bilal de oynayacaktır bu takımda. Ve ben yani kötü bir alternatif olduğunu düşünmüyorum ama tabii hani Galatasaray ile Fenerbahçe'nin etkileşimleri karşılıklı olduğu için yani Galatasaray'da iyi transfer varken Fenerbahçe'de iyi transfer varken Galatasaray'da moraller bozulduğu için açık söyleyeyim hani böyle sürekli bir negatif ortam yaratılmaya çalışılıyor ama öyle bir durum olduğunu düşünmüyorum ben. Ya en nihayetinde nereden bakarsanız bakın hani Galatasaray'ın hani Fenerbahçe Van Persie ile ilgili oynayacaksa Galatasaray'da Sneijder Podolski ile oynayacak. Evet. Hani baktığın zaman çok keyifli bir lig bekliyor taraftarları hepsini. Şu andaki görüntü artık önümüzdeki sezon Türkiye Ligi'nin Avrupa'da satılabilir televizyon hakları bakımından satılabilir hale geldiğini gösteriyor. Yani en azından derbi maçları satılabilir diye düşünüyorum. Olabilir razıyım. Derbi maçları satılsa olabilir razıyım. Ömer Niyaz'la ilgili bir soru var. Burada bir gelişme var mı? Galatasaray Ömer Niyaz'ı transfer edecek. Yani buradan benim hiçbir şüphem yok. Bence yani açıklamalara yedek bakıldığı zaman da o çıkıyor zaten. Ömer Niyaz'ın Galatasaray'a transfer edileceği çıkıyor. Burada gün içinde konuşulan önemli konu Beşiktaş açısından. Acaba Gökhan Töre Atletico Madrid'e mi gidiyor şeklindeydi. Şu anda böyle bir şey yok. En azından bunu söyleyeyim. Ama Beşiktaş'la ilgili güzel bir haber var. Dinamo Kiev'de oynayan Hollandalı futbolcu, sol kanat oyuncusu Lens'le bir görüşme var. Lens'le. Bu transfer gerçekleşebilir. Türkiye Ligi'nde gerçekten hani kanat oyuncusu bazında Nani'den sonra Lens'da çok büyük etki yaratır. Çünkü sol öne bir futbolcu arıyorlardı. Galiba Lens'la bu işi bitirecekler gibi duruyor. Peki Gökhan Töre dedin. Gökhan Töre takımdan ayrılacak mı? Var mı böyle bir bakın, ihtimal? Şu anda öyle bir şey yok. Yani Atletico Madrid'in masada bir teklifi, işte 12 milyon eurolar falan bunlar yok. Zaten hani açık söyleyeyim 12 milyon euro Gökhan Töre için teklif bulursa Beşiktaş Gökhan Töre'yi satar. Yani 4.5'a aldığı Gökhan Töre'yi 12'ye sattığınız zaman arada 7.5 milyon euro fark var. Yani Gökhan'a vermeyeceğiniz para. Siz 6 milyon euroya aldığınız Dembaba'yı 13 milyon euroya sattınız. Arada daha büyük para kazanacaksınız burada. Ben Gökhan Töre'yi Beşiktaş'ın bu rakamlara satacağını düşünüyorum ama şu anda böyle bir teklif yok. Peki. Hani bunu da söyleyeyim. Beşiktaş cephesinden devam edecek olursak Beşiktaş transferde aslında yavaş ilerliyor. Çünkü şunu da söylemek lazım. Belki birçok futbolcu sattı Beşiktaş. 3 mü oldu? Dembaba, Atınç, işte Gökhan Töre'nin ismi konuşuluyor. Alan bir tane aldı. İşte bir bek var açıkçası. Tosic'i sezon başında hemen biter bitmez sezon sonlandırmıştı bu transferi. Çok iyi transfer. Peki şunu soracağım. Şenol Güneş stopere ve forveti takviye elbet yapacaktır ama bildiğin bununla ilgili senin Dinamo Moskova'dan ve Douglas ismi üstünde duruluyor. Sao Paulo'dan Rodolfo ismi üstünde duruluyor. Bakary Kone transfer bitme aşamasına gelmişti. Ama gördüğüm kadarıyla orada biraz rota başka tarafa doğru kaydı. Beşiktaş Rusya pazarına, Ukrayna pazarına giriyor. Girmek üzere. Hatta belki de girmiştir. Ama Lens transferi gerçekleşirse Dinamo Kiev'den çok büyük transfer olur. Öyle peki, söyleyeyim. Çok önemli transfer olur. Nani ile beraber sezonun transferi olurlar yani. Peki Beşiktaş'ta o zaman böylece kapatalım. Bir Trabzon'la ilgili hemen bir soru var. Onu soralım sana. Trabzon hoca değişikliği yaptı. Ersun Yanal'la yollarını ayırdı. Bunu zaten Türkiye'de ilk senin gazeten yazmıştın Millet'te. Böyle bir ayrımın olabileceği, hatta ismin yerine de Şoto'nun geleceği söylemişti ve Şoto geldi. Orada bir hikaye var. İstersen anlat, istersen anlatma, sen bilirsin ama ya da Trabzon'la ilgili yani bunu saklayacaksan. Onu çok doğrulatamıyoruz ama hani doğrulatamıyorsan o zaman Şoto'nun açık söyleyeyim çok doğrulatamadan söylemeyelim. Biraz daha çalışalım. Peki Trabzon üzerinden gelecek olursak tekrar. Trabzon'un transferdeki politikaları nasıl değerlendiriyorsun? Son olarak şunu soracağım. Trabzon'un nokta atışı yapması gereken transferi var mı senin? Bence yaptılar zaten. NBA'yi aldılar. Hani Trabzonspor kadrosuna baktığımız zaman geçen sezon da bence iyi bir kadrosu vardı. Kötü bir yapılanması vardı. Yani kadro hocayla meç etmedi bir türlü. Ama Şoto bu kadrodan çok verim alabilir. Yani arkada
Embiya'nın oynadığı bir orta sahada önde Mehmet Ekiciler, Özerler çok önemli işler yapabilirler. Yine de ben Şota'nın şu anda öncelikli olarak kadroyu görmek istediğini düşünüyorum. Kalabalık bir kadro var. O kadro içinden bir seçim yapıp arkasından nokta atışı yapmaya çalışacaktır. Peki Gökmen, programımızın sonuna geldik. Hemen bir not daha verelim istersen. Joseph de Souza imzalamadı hala Fenerbahçe'yle. Görüşmeler devam ediyor. Evet. Orada zaten... Oyuncu ile ilgili veya Fenerbahçe cephesinde bir problem yok ama Sao Paulo'nun kendi içerisindeki bir yapılanmadan dolayı transfer şu anda imza aşamasına daha gelmedi. Yani geldi ama daha resmi resmiyet kazanmadı. Peki. Transferin hızlı takım Fenerbahçe'yi değerlendireceğiz. Yarın Galatasaray'ı değerlendireceğiz. Teşekkür ediyoruz sana. Görüşmek sevgili sana. İzleyiciler, yarın 18.30'da transferde bugün programda tekrar sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.